Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray ve bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile 19'da uzun zamandır arkadaşlar bu kadar dev transferler yapmamıştık. Çok efsane dev transferlerle yepyeni bir videoya başlıyoruz arkadaşlar. Videoyu sizlerden efsane bir like bombalaması bekliyorum. Ve yeniysen de kardeşim bak, sen bir kişiden ne olacak deme, ben olmasam ne olacak ki deme. Bir kişi bir kişidir abi, bak sen yoksan bir kişi eksiz. Hemen abone ol ve bildirimleri aç, çünkü eğer bugün cuma günü atıyorsan bu videoyu, bugün gece canlı yayın var abi. Efsane gulit alacağız. Haberin olsun aşağıdan abicim. Beğenmeyi unutma ve abone olup bildirimleri açmayı unutma. Bugün efsane transferlerimiz var arkadaşlar. Hepsini yorumlardan seçtim. Bir tanesini arkadaşlar kendim alacağım ama zaten Galatasaraylı bir oyuncu çıkardığımız için, Onyekuru'yu çıkardığımız için otomatikman Galatasaraylı bir oyuncu alacağız. Ve sonra bir tane de Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı oyuncular alacağız arkadaşlar. Bu ara Türk gücü ilgi görmemeye başladı. Bilmiyorum artık eğlenmiyor musunuz? Ne yapalım? Farklı bir seriye mi başlayalım ama... Hadi bakalım arkadaşlar, ilk olarak Galatasaray'dan Ndiaye'yi alacağım. Bu sizin yorumunuzda olan değil arkadaşlar. Tabii ki en çok beğenilen yorumlar arasında değil ama yine beğenilmiştir. Bu adamı görüyordum arkadaşlar yorumlarda. Ondan da yola çıkarak arkadaşlar Ndiaye'yi şimdi sizlerle birlikte almaya çalışacağım. Bakalım şöyle 67.500 coins yazacağım. Bu videoda bu arada Galatasaray formasına sonunda geçeceğiz. Hep Fenerbahçe formasıyla oynuyorduk. Sonraki videoda da arkadaşlar Beşiktaş formasına geçeceğiz. Hemen Ndiaye'yi aldık ve... Buradan Valbuena'yı alacağız. Valbuena gördüğünüz gibi 80 ratinglik Valbuena'yı alacağız. Haydi bakalım abi. Sıfırlaya bastım ama inadına sıfırlanmadı. Çok sinirim bozuldu ya. Niye sıfırlanmıyor gerçekten? Anlam veremedim. Şimdi arkadaşlar 155.000 yazalım buraya. Ve Valbuena'yı takımımıza katalım. Ama arkadaşlar bakın, videolardan ve yayınlardan falan haberdar olmak istiyorsanız anında bildirim atıyor çünkü artık YouTube. O bildirim var ya çantuşu, ona basmayı kesinlikle unutmayın. 143.000 coins yazıyor. 138.000'e var abi. Yani şöyle 139.000 yazayım ben buraya. Zaten çok az bir miktarda oyuncu çıkacak muhtemelen. Herhalde belki bir tane bile çıkabilir. Yok, iki tane çıktı ve 138.100'lük Valbuena'yı da aldık. Ve sırada arkadaşlar Gökhan Gönül var. O da çok beğenilmiş. Valbuena'yı aldı yani, bu arada dilimde tüy bitti falan demiş. Yani gerçekten artık çok istemiş. Ama arkadaşlar eskiden yorumlar abi 100-200 beğeniliyordu. Bakın istediğiniz yorumu beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar, videoyu beğendiğiniz gibi. Yorumları beğenin. Yorumları yaptığınız gibi dediğim gibi beğenmeyi de unutmayın. 75 rating bir Gökhan Gönül alacağız şimdi sizlerle birlikte arkadaşlar. Şöyle sağ beki seçtik ve 75'lik bir Gökhan Gönül alacağız. Bakalım neler olacak. 20.000 coins'e falan da var. 13.000 coins'e falan da var mıydı? Gördüm sanki. Bakalım bir 13.000 coins'e. Hemen 13.000 yazalım. Bakalım 13.000 coins'e var mı? Evet var, gördüğünüz gibi arkadaşlar. 12.990'a bile var. 11.560'a da var. Gökhan Gönül'ü de aldık arkadaşlar. Şimdi bu oyunculara bayağı bir para harcayacağım şimdi sizler için. Hemen abi ben buralara dizeceğim oyuncuları. Evet arkadaşlar, buraya Valbuena'yı koyuyorum. Valbuena artık takımımızın bu köşesinde arkadaşlar. Şimdi buraya da kimi koyuyoruz? Tabii ki de arkadaşlar Ndiaye'yi koyacağız. Gel bakalım buraya Ndiaye kardeşim. O da burada ve arkadaşlar buraya da kim geliyor? Kesinlikle Gökhan Gönül. 10 gende boost'u var, mis gibi abicim, gerçekten harika. Şimdi arkadaşlar çörekçi direkt ben buna basacağım. Çünkü abi çörekçi zaten biz bu olayda kullanmışız. Gary Cahill'ı da basayım mı bilmiyorum. Gary Cahill'ı da hadi bastım. Sonrasında arkadaşlar bir de şöyle gelelim abi. Bak bak, bas bas. Şöyle bastık. Gökhan Gönül bu arada gerçekten bu sezon çok güzel performans sergiliyor. Abi bayağı bir boost gitti ama 23.000 coins'e vallahi bastım. Gaza geldim, bastım. 82 gen yaptım Gökhan Gönül'ü. Takımı bayağı bir yükseltmek istiyorum artık. All Star gibi bir takım kurmak istiyorum artık. Çünkü efsane şeyler yapacağız. Onyekuru da artık takımda olmadığı için arkadaşlar Onyekuru'yu böyle direkt bastım. Bu şekilde arkadaşlar. Artık sağ orta sahada olmadığı için Feguli'yi de basabiliriz. Evet, Feguli'yi de bastım arkadaşlar. Ve sonrasında birazcık da gen basmak istiyorum oyuncularla falan. Şöyle abi şu oyuncuları kullanarak birazcık boost basabiliriz. Hemen şuradan birkaç tane böyle kullandım. Ve buraya da 54.000 coins vererek arkadaşlar 81 gen Ndiaye'mizi oluşturmuş durumdayız arkadaşlar. Maalesef 120 kimya olmamışız. Niye olmadık bilmiyorum abi. Şöyle bir 120 kimya olalım ya. Quaresma'dan dolayı mı bilmiyorum ama 120 kimya maalesef olamadık arkadaşlar. Bir dakika, orada kim var abi? Cengiz Ünder var ya. Cengiz Ünder koyunca oluyor mu abi? Bir dakika bakayım bir. Olur mu? Bir dakika. Cengiz Ünder yapıyorsa arkadaşlar alalım mı almayalım mı yoruma yazarsınız. Quaresma'nın başka kartlarına bakarız sonrasında. Andrea'ya basmak istemiyorum. Onyekuru'ya hadi basalım. Bir daha bir Cengiz Ünder sırf yükselsin diye. Şöyle gel abi. Gel gel gel. Bunların hepsini bas. Bunların hepsini bas. Sonra abi arkadan bayağı bir oyuncu bas. Bayağı bir oyuncu bas. Çünkü abi Onyekuru'yu çıkarmak istiyorum. Onyekuru'yu çıkar abi. Tamam. Cengiz Ünder'i bu şekilde yükselttik arkadaşlar.
efsane bir kart olduğu ve 112 kimya. Arkadaşlar bunu nasıl 120 kimya yaparız? Yorumlara yazmayı unutmayın. Çünkü ben bunu 120 kimya yapıp arkadaşlar bu takımda artık yargı dağıtmak istiyorum. Cengiz Ünder artık milli oyuncular da takıma gelsin mi? Yorumlara yazın. En çok beğenilen yorumları yapacağız. Biliyorsunuz zaten o şekilde yapıyoruz. Haydi bakalım yorumlarınızı tam gaz. Bekliyorum arkadaşlar. Şöyle Kuva yazalım. Niye çıkmadı bilmiyorum Kuvarecme. Sinirim bozuldu. Ve Kuvarecme'yi de buraya koymuş bulunduk şu anda. Maalesef abi yani kimya niye 120 olmadı hiçbir fikrim yok. Neyse arkadaşlar haydi bakalım bir teke tek moduna girelim bakalım. Başımıza neler gelecek arkadaşlar hep birlikte göreceğiz. Teke tek moduna tıkladım ve teke tek modunda bakalım neler olacak. Derecesiz oynaya da bastım ve Türk gücü kadromuzda bakalım ne sonuçlar olacak hep birlikte göreceğiz. Yeni transfer Gökhan Gönül. Gökhan Gönül astı. Arkadaşlar normalde biliyorsunuz ben Galatasaray formasıyla girecektim. Onu unutmuşum. O yüzden Galatasaray formasını seçip gireceğim şimdi. Bu maçı da oynamıyordum abi. Son 45 saniyesini bu maçında görün dedim. Atabildiğim kadar gol atayım. Yani sadece attığımız goller sayısın diye. Teke tek moduna da girmedi. Neden girmedi bilmiyorum. Firki Yusuf Yazıcı kullanıyor. Bu arada bakalım nasıl bir firki kullanacak. Baraja çarptırdı. İlginç ya. Gerçekten abi bu Yusuf Yazıcı'dan da çok memnun değiliz. Vida kafa vur bakalım. Vida güzel vuruyor ama Şikirter çok fazla kafa vuramıyor. Niye bilmiyorum. Yusuf Yazıcı hadi abi ya. Bir şeyler yap artık şu takımda. Yok Yusuf Yazıcı abi bitmiş ya. Gerçekten bitmiş. Şikirter de kafa vur. Aha vur. Hadi be. Şikirter bir kafa golü atsan var ya ne güzel olurdu. Valbuena'ya da top geldi aslında. Neyse asıl arkadaşlar şimdiki maçta deneyeceğiz oyuncuları. Şimdi arkadaşlar hemen devam ete basalım. Galatasaray formamızı giyelim. Bir sonraki videoda da Beşiktaş formamızı giyeceğiz bu arada arkadaşlar. Bunların hepsini almıştım biliyorsunuz. Forması çekelim. Ve Beşiktaş forması burada. Galatasaray forması da burada. Ve Galatasaray formasını seçtik. Karşı atağa girelim. Ve derecesiz oynayalım. Teke tek de maç bulmayınca arkadaşlar. Allah'tan bulmamış. Çünkü yanlış formayla girdik. Hani karşı atağın en azından bitmesi daha kısa sürüyor. Ve bizim için daha güzel olur arkadaşlar. Şimdi hemen burada da oynayalım. Bakalım burada başımıza neler gelecek. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Haydi bakalım %100 olmuş. Ve baştan sonra Galatasaray formamızda oynayacağız. 98 yani 120 kimyalık zorlu bir rakibe karşı. 90 yani 118 kimya abicim. Türk ruhunu taşıyan güçsüz bir takımlayız. Bakalım neler olacak. Yani güçsüz dediğim rating olarak güçsüz ama zaten abi verdiği pozisyonlar olarak da bayağı bir az oyuncu verecek. Pozisyon verecek. Bakalım neler olacak. Galatasaray formasıyla neler olacak göreceğiz. Yusuf Yazıcı. Quaresma. Direkt topu versin abi. Direkt pozisyon versin diye böyle yaptım ama. Quaresma. Savunma. İlginç şeyler oldu abicim. Orada anlamadım. Belhanda şut ve kaleci ilginç. Gerçekten çok ilginç ya. Harbiden ilginç yani. Bakalım defansımızı test ediyoruz şu an. Defansımız güzel. Defans süper abi. Vida gerçekten harika. Valbuena. Haydi Valbuena abi bu adam hareket bile yapmıyormuş ki. Valbuena asar ama oradan. Valbuena onu kaçırır mı abi? Ben gerçek halinden biliyorum. Quaresma da asar. Abi tam basamadım. Çünkü önünde adam vardı. Burak Yılmaz geçemedi. İlginç hareketler yaptı şu anda. Valbuena golünü attı. Gökhan Gönül golünü attı. Bir tek Ndiaye kaldı değil mi yeni transferlerden? Bakalım neler olacak. Şikirtel defansif anlamda süper ama ona bir şey diyemeyeceğiz tabii ki. Burak Yılmaz. Vida'ya gelsin abi o top. Bakalım Vida nerede? Şu Vida inşallah. Aynen Vida gelsin vursun. Buna da vuramıyor abi. Rating aşırı düşük olduğu için. Hani otomatikmen vurmuyor adam. Ndiaye. Sadece yeni transferler mi gol atmış olacak bu videoda? Abi rakibin gelmesini bekleyeceğine vur değil mi? Niye beklediysek. Belhanda Ndiaye yerine ben atarım dedi. İkimiz de Galatasaraylıyız dedi. Güzel de bir gol attı aslında. Şimdi Valbuena çek abi. Valbuena şut. Valbuena süper bir gol. Biz daha Valbuena ile yargı dağıtacağız abi. Ben size söyleyeyim. Valbuena ile biz yargı dağıtırız arkadaşlar. Efsane sevdim Valbuena'yı. Şimdi arkadaşlar bu kadroyu test etme amaçlı bir videoydu. Ve ben bu takıma bayağı bir boost basmayı düşünüyorum bu arada. Arkadaşlar neler yaparız bilmiyorum. Bir sonraki videoda kimi alalım yorumlara yazmayı unutmayın. En çok beğenileni yine alacağım. Bunu dediğim gibi hiçbir zaman unutmayın. Videoya like atmayı ve yeniyseniz de kanala abone olup bildirimleri açmayı aşağıdan unutmayın arkadaşlar. Bakın abone olup bildirimleri açmayı sen de unutma kankam. Haydi sen de unutma. Şuradan kanala abone olabilirsin. Bak şuradan kanala abone olabilirsin. Ve şuradaki iki videodan herhangi birisine tıklayarak gerçekten efsane ötesi muazzam bir video izleyebilirsin. Hoşçakalın. Sizleri gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. Ve bay bay.